Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Mehmet Akif Ersoy ben, ana haberle karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan tüm gelişmelerine hızlıca bakacağız. Türkiye'nin kanını donduran yeni doğan çetesi ilk yayını Habertürk ekranlarında Emrullah Erdinç de tam bu noktada yapmıştık. Şimdi hesap vakti geldi. 22'si tutuklu, 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava gerginlikle başladı. Müdahil olmak isteyen kimi avukatlar ve aileler önce salona alınmadı, sonrasında karar değişti. Gün boyu neler yaşandı mahkeme salonunda? Ne kadar sürecek duruşmanın ilk gününde? Hangi ifadeler verildi? Kendilerini nasıl açıkladılar? Hepsini hepiniz merak ediyorsunuz. Emrullah Erdinç bu süreci Türkiye'de ortaya çıkaran meslektaşım, gazetecidir. O hakkı da bir kez daha teslim ederim. Emrullah Erdinç ilk defa o duyurmuş Türkiye'ye. Ceylan Sever muhabirimiz şu anda süreci takip ediyorlar Bakırköy'de. Hemen sözü kendilerine bırakacağız. Ceylan sizdeyiz. Neler yaşandı bugün? Mehmet Akif Ersoy duruşma salonunda aslında ilk başlangıçta senin de dediğin gibi avukatların müdahil olma talebi, usule karşı usulen yapılan tartışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı ve saatler süren talepler nedeniyle de aslında savunma geç başladı. İlk savunmayı da erkek hemşire Hakan Doğukan Taşçı yapmaya başladı. İfadelerini bir önceki yayında vermiştik ancak hala savunması devam ediyor. Gazeteci Emrullah Erdinç de şimdi yanımıza geldi. Bu dakikaya kadar bütün savunmayı dinledi. Ben kendisine sormak istiyorum aslında. Hoş geldiniz. Hoş gün boyunca takip ettiniz. Neler konuşuluyor? Maktul Kaya Bebek'ten de bahsettiğini öğrendik. Siz neler duydunuz? Gözlemleriniz neler? Neler yaşandı? Şimdi baktığımız zaman Hakan Doğukan Taşçı'nın 3 önemli konuda bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Bunların ilki özellikle hep böyle hem benim yayınlarımda bahsettiğim hem de Habertürk ekranlarında Ceylan senin de bahsetmiş olduğun o ilaç satımıyla ilgili bölümler vardı. O ilaç satımını kabul ettiler. Özellikle SGK'nın 9500 liraya satmış olduğu ilaçları fazlalık adı altında nasıl sattıklarını kabul ettiler Hakan Doğukan Taşçı. Ve bunu da yine çetenin lideri olarak görünen Fırat Sırı'nın onayıyla sattıklarını söyledi. Şimdi bu bir suçun kabul edilmesiydi. Şimdi diğer dosyaya baktığımız zaman da özellikle biliyorsunuz ki bir kaya bebek vardı. Ve yine Habertürk ekranlarında onun videosunu da yayınlanmıştı. İşte nasıl müdahale ettiklerini görüyorduk. O kaya bebeğin ölümü esnasında hastanede hiçbir doktorun olmadığını, kendisinin sadece ve sadece uzaktan bir görüntülü konuşma çerçevesinde bebeği müdahale etmeye çalıştıklarını ve oysa ki bebeği kendilerinin değil görevli doktorların müdahale etmesi gerektiğini ama doktorların hiçbirinin olmadığını, daha vahim durumu Türkiye'nin hastanelerindeki %70 yeni doğan ünitesindeki hastanelerde genel anlamda nöbetçi bir doktorun, çocuk doktorunun bulunmadığını, sadece yoğun bakım ünitelerinin hemşireleri bırakıldığını, kendisinin bunu çalıştığı birçok yerde gördüğünü, yani başka hastanelerle onların rutini. Evet. Hakan Doğukan Taşçı söylüyor, Mehmet Akif Ersoy. Ben diyor birçok hastanede çalıştım diyor. Benim çalıştığım bütün hastanelerde böyleydi diyor. Türkiye'deki diyor şu anda %70 hastanenin yeni doğan ünitesinde gece diyor doktor bulamazsınız diyor. Biz diyor zaten diyor sağlık çalışanı olarak diyor bunları diyor biliyoruz diyor. Bu bizim için yadırgadığımız bir şey değil diyor. Alışkanlığımız diyor bizim diyor. Biz diyor o yüzden de diyor hemşireler kalırdı. Hemşireler müdahale ederdi diyor. Kaya Bebek'te de diyor böyle oldu diyor. Hemşire yardımcısı vardı diyor. Kayıtlı olarak diyor gözüken bir doktor vardı diyor. Doktor diyor Rıza Bey'di diyor. Rıza Bey aslında yabancı bir doktor. Aslında onun olmaması gerekiyordu. Çünkü kağıt üzerinde de Rıza Bey'in eşi Nilda ya da Şilda ismi, tam şu an ismi aklımda değil, yabancı bir ismi vardı. O doktorun olması gerekiyordu. Onun imzası, kaşesi kullanıyordu. Ama hiçbir doktor bulunmuyordu diye bunu ısrarla kendisi de orada belirtti. O para bebek vardı. Nijeryalı bir bebek. Ona değindi. Onun ölümüne değindi. Bize bu bebek için
normalde, siyahi bebekten bahsediyor. Evet, siyahi bebek için söylüyor. Normalde bu bebeğin diyor, evet diyor, biraz diyor büyüktü diyor. Ama diyor Fırat Sarı da istedi diyor, sizin üniteye gelsin dedi diyor. Biz de kabul ettik diyor. Bize diyor o esnada diyor söyledi, sadece diyor şu tedavi yöntemlerini uygulayacaksınız. Aslında bebek çok da durumu kötü değil dedi diyor. Biz de bebeği kabul ettik diyor. Ben diyor bir başka hemşire arkadaşıma devrettiğimde diyor gece diyor. Bebek diyor yaşıyordu diyor. Gün içerisinde diyor gece de diyor hemşire arkadaşımla konuştum diyor. Durumunu sorduk diyor. Gayet diyor aslında çelişkili ifadeleri vardı diyor. Hemşire de tam diyor tarif edemedi diyor. Bebek diyor siyahi olduğu için dedi. Ama birdenbire hani sanki fenalaşır gibi oldu dedi. Ama baktığımız zaman dedi ben de kendisine bir diğer hani gündüz hemşiresine devredip çıkabileceğini söyledim diyor. Devrettikten sonra diyor ben diyor geldiğimde diyor bir baktım diyor bebek diyor aslında buz kesmişti diyor. Yani saatler öncesinden aslında ölmüş diyor. Sonrasında ben diyor gece nöbetçi olan hemşireye bunu nasıl fark etmediniz dedim diyor. Biraz da sinirli konuştum diyor. O tapeleri soruyorlar niçin böyle konuştunuz diye mahkeme başkanı. Biraz da öyle bir konuşmam oldu diyor. Sonrasında da diyor ben diyor Fırat Sarı'yı aradım diyor. Dediklerinizi yaptık diyor ama diyor bebek öldü dedik diyor. Siz diyor bilmiyor muydunuz yani bu bebek diyor gelen hastanede bu Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde aslında tanı konulmuş ama bu tanı kendilerine bildirilmemiş. Ve Fırat Sarı onu söyledim diyor. Fırat Sarı da dedi ki ben bilmiyordum diye söyledi ama orada şunu söyledi. Mutlaka diyor biliyordu diyor sadece de bizim hastaneye gelmesini istediler diyor. Yani kendi oradaki hastanelerinden çıkıp bizim bulunduğumuz hastaneye gelmesini istediler dedi. Hani böyle bakacak olursak dosyadaki iki bebekle ilgili çok önemli bilgiler verdiğini ve aslında bir taraftan da hem hastanelerin hem Fırat Sarı'nın hem de ki oradaki yönetimin nasıl böyle problemli olduğunu gördük. Ve çok açık bir şekilde şunu da söyledi, bunun altını çizebilirim. Hastane yönetimlerinin hepsinin bu durumdan haberi vardı. SGK'dan daha fazla para kazanmak için bizim yeni doğan ünitemizi doldurmamızı istiyorlardı. Oysa ki yeni doğan ünitesine bebek almak ya da bebekleri yeni doğan ünitesinden çıkartmak bizim görevimiz değil. Orada doktorların göreviydi diye söylüyor. Yine mahkeme başkanı orada... Peki sen kendini hiç doktor olarak tanıttın mı? Özellikle 112 doktoru olarak tanıttın mı? Ya da başka hastalara kendini doktor olarak tanıttın mı? Dediği yerde ya ben doktor olduğumu söylemiyordum ama oradaki yeni doğan ünitesindeki aileler benim doktor olduğumu sanıyorlardı. Ben de bozuntuya vermiyordum. Sanki onlarla doktormuş gibi konuşuyordum ama birebir benim kendimi doktor gibi tanıtmam söz konusu değildir. Ama onlar bana doktorum dediğinde de onları da bozmuyordum diye düzeltmiyor. Hemşireydim demiyor. Evet hemşireydim. Hemşire olduğunu belirtmiyor. Sanki doktormuş gibi konuşmaya devam ettiğini de ısrarla altını çizerek belirtiyor. Bu 400 bin lira... Hakan Doğukan Taşçı ifadesinde şunu da söylemişti. Bu Ceylan sen söyle önce ondan sonra ben söyleyeyim. 400 bin lira neredenmiş bu paranın? Ne parası bu? Şöyle 400 bin lirayı aslında Ceylan da duymuştu. Ben de duruşma salonunda duymuştum. Fırat Sarı'nın aylık geliri. Fırat Sarı'nın kendi şirketi de vardı. Aslında zaten o şirket üzerinden birçok hastanenin yeni doğan ünitesini zaten işletmesini alıyordu. O işletmeden kaynaklanarak aylık gelirlerin bu işten kazandığı para yani. Olduğunu söylüyordu. Yani çocukların öldürülmesinden kazandığı para. İşin özüne gelecek olursak yeni doğan ünitesindeki bebek ölümlerinin ya da bebeklerin sağlığıyla oynanmasından aylık kazancının 400 bin lira olduğunu orada ifade etti. Ceylan buyur. Doğukan'la ilgili. Şimdi evet Doğukan ifadesinde şunu söylemişti. Bütün hastaneler aslında para kazanmak ister. Bu bir gerçek. Doktorlar da hasta tutar demişti. O kısmında tam olarak orada nedir? Hasta tutar kısmı işte zaten SGK'nın daha fazla para kazanması ve SGK üzerinden para kazandığı zaman hastane doktorlar da para kazanacak ve sistem para kazanacak diye orada sağlıklı bebeklerin bile tutulduğunu belirtiyordu. Hatta bir seferinde İşte yeni doğan ünitesinde 14 bebek olduğunu duyunca Fırat Sarı'nın kendisini aradığını hani ne yapıyorsunuz 14 bebek mi olur? Çünkü kapasitesi baktığımız zaman bazı hastanelerin 20 bazılarının 25 bazılarında daha yani maksimum 30'a kadar çıkıyordu. İşte orayı niçin doldurmuyorsunuz 14 hani bebek ne demektir hani yoğun bakımda sanki ticarethane olarak baktığımızda
o fabrika işlemiyormuş. Sanki bütün bantlar, çok özür diliyorum böyle bir cümle kullandığım için. Sanki o bütün bantlar hani dolacak da oradan bir para kazanılması gerekiyormuşçasına 14 değil orayı full kapasiteyle bebek doldurmanız gerekiyor. 112 ile konuşun diye söylüyordu. İşte o 112 ile konuşmalar esnasında genellikle Gıyasettin Mert Özdemir ile konuşuyordu. Mert Özdemir ile de bazen problemler yaşadığını, CİMER'e şikayet ettiğini söylüyor. Şimdi Hakan Doğukan Taşçı'nın konuşmasına baktığımız zaman hani bazen kendisi işte bebekleri yaşatmak için elimden geleni yapıyordum diye söylüyor. Ama bazı yerlerde sistemin para kazanması için elinden geleni yaptığını da söylüyor. Aslında çok çelişkili ifadeleri var. Bazı yerlerde işte CİMER'e bu sistemi 112'deki bu sistemi ihbar ettiğini, hatta 112'ye kendisinin de özellikle Mert Özdemir'e, o Gıyasettin Mert Özdemir'i, çete üyesini şikayet ettiğini, birçok bebeği yanlış hastanelere yönlendirdiği konusunda şikayetlerin olduğunu söylüyor. Ama aralarındaki bir tartışmalardan kaynaklı olarak da Mert Özdemir ısrarla şikayet ettiğini söylüyor. Şimdi böyle olunca tabii doğal olarak bir Türkmen bebek meselesi vardı. Mahkeme başkanı da madem bebekleri yaşatmak istiyorsun dedi, Türkmen bebeğin ailesinden dedi, bir dedi para istenmiş dedi. Niçin dedi bu para dedi istendi dedi. O da şöyle bir ifade verdi. Türkmen bebekleri SGK kaydı dedi yoktu dedi. Özel hastanede dedi ve ameliyat geçirmesi gerekiyor. O ameliyat da yaklaşık bir 500 bin liralık bir ameliyattı. Aile de bu parayı ödeyemiyordu. Ben de o bebeği yaşatmak için elimden geleni yaptım. Normalde işte hani bir hafta yaşayacak olan bebeği 44 gün 45 gün yaşattım diye söyledi. Bu yaşatmadan kaynaklanarak Fırat Sarı ile tartıştıklarını, Fırat Sarı hani niçin yaşatıyorsun bebeği diye buna söylediğini, zaten ölecek niye masraf yapıyoruz diye çok böyle acımasızca, vicdansızca bir konuşmadan böyle bahsetti. Kendi aralarındaki geçen bir konuşmadan bahsetti. Oysa yine Hakan Doğukan Taşçı verdiği ifadesinde benim amacım bebekleri yaşatmaktı. Hani öldürmek gibi niyetim asla ve asla olmadı. Ben bütün bebekler için elimden geleni yapmaya çalıştım diye belirtti. Ama yine kendi sistemleri içinde işte o özellikle mesela kaya bebek için işte çek fişi gitsin diye diğer böyle hemşire yardımcısını bunu dediklerinde kendisinin uzaktan elinden geldiği kadar yaşatmak için müdahale ettiğini ya da talimatlar verdiğini anlatıyordu. Yine aynı şekilde o Türkmen bebeği de işte bir hafta yaşamaz dedikleri bebeği 45 gün yaşattım diyerek mahkeme salonunda bunları anlatıyordu. Hani Emrullah şöyle bir şey var mı? Hiç yoğun hani bakıma sevk edilmesine gerek olmadığı halde oraya sevk edilen bebek, ya böyle şeylerin olduğuna dair ifadeler var mı? Şimdi var Akif, onu söyleyebilirim, Mehmet Akif Ersoy, bunu söyleyebilirim. Tabii ama orada bebek bazında inmiyor. Yani şu bebeğin tedavisine gerek yoktu da ama o İsim bebek... İsim değil ama hiç tedaviye gerek olmadan biz para kazanmak için Endoğan'ı aldık. Ama bunları söylüyor. Evet, bunları söylüyor. Çünkü şöyle söylüyor. Bazı bebekler vardı. İşte orada şablonlar vardı. O şablonlarla diyor oynuyorduk diyor. Sahte rapor yazdım. Sahte raporlar diyor. Epikrizler diyor. Ama diyor buradaki diyor amaç diyor sistemin içinde diyor. Az önce bahsettik ya işte yeni doğan ünitesindeki diyor 14 bebek diyor varsa diyor bizim diyor burayı diyor doldurmamız gerekiyordu diyor. Doldurmak için de diyor ya da 112 ile konuşuyorduk diyor ya da kendi sistemleri içinde yoğun bakım ünitesini doldurarak hatta hani sağlıklı olan bebekleri de hani orada tutarak işte kaç gün tutabilirseler ama kendisine orada şey belirtiyor. Yani onu ben yapmıyordum. Doktorun raporuyla orada tutuyorduk diye altını çiziyor. Yeni doğan ünitesinde bebekleri içeride tutuyorduk ve sonrasında belirli bir süre sonradan belirli bir zaman sonra da bebeklerin çıkışını sağlıyorduk diye belirtiyor. Ama orada şunu da söylüyor. Biz bebeklere hiç böyle haksız ilaç vermiyorduk diye belirtiyor. Çünkü orada diyoruz ya hep böyle ilaç muhabbeti de oluyor. Çünkü konuşulan konulardan hani biri de bazı sağlıklı bebeklere de ilaç verilmesi anlamındaydı. İşte sağlıklı bebeklere ilaç verilmediğini ve ilaca ihtiyacı olan bebeklere de bütün ilaçları kendince verdiklerini ama buna rağmen doğal olarak hastanede fazla ilaç çıkıyordu. O ilaçları da sattık diye de söyledi. Bu ilaçların paralarında bir kısmını Fırat Sarı'ya verdiklerini, bir kısmını da işte kendi aralarında dediğimiz Hasan Basri Gök diye bir başka tutuklu sanık var. Onun da paylaştıklarını anlattı. Ama mesela ilaç meselesini bir tek biz değil, hemen hemen bütün hastanelerde bütün herkes yapıyor diye bunu da altını çizdi. Biz zaten biliyorduk dedi yaptıklarını. Evet. Bunun altını çizdi Mehmet Akif Ersoy. Çok teşekkür ediyoruz Emrullah Erdinç. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şimdi savunmalar devam ediyor bu erkek hemşirenin savunmasıyla ve bu önümüzdeki 5 gün boyunca aslında duruşma sürecek. Duruşma hala devam ediyor ama mahkeme başkanı bu duruşmalarla ilgili başında şöyle bir şey söyledi. Bu duruşma bitene kadar 5 gün verdi ama 3 haftalık da burada bir emniyete talimat verilmiş, yani düzen alınması yönünde. Belki bir sonraki hafta da devam edebilir. Tüm sanıkların ifadesi bitene kadar ilk duruşma devam edecek. Şu dakikalarda Bakırköy Adliyesi'nde, ama ancak bu Hakan Doğukan Taşçı'nın ifadesini özetlemek gerekirse sahte raporları, ilaç satmayı, evet, hepsini kabul ediyor. Ancak bilirkişi raporunu ve bebek ölümlerini kabul etmiyor özetle. Peki. Ve bunların hepsinin de Fırat Sarı'nın sorumlusu olduğunu söylüyor. Ceyhan, çok teşekkürler. Çok korkunç bir şey. Bize de küresel düzeyde aslında savaş lobisinin ve ilaç lobisinin dünyaya ne tür hastalıklar yaydığını, işte tedavi ediyoruz diye ne tür çıkarlar peşinde koştuğunu falan zaman zaman, hatta bazen komplo düzeyinde konuşuruz ama dinlediklerimiz ve duyduklarımız çok gerçek şeyler. Bunun mikro düzeyde bir yansıması da diyebilirsiniz. Yoğun bakım ünitesi niye vardır? Hani Allah korusun, ihtiyacımız hiç olmasa keşke dediğimiz ama orada ihtiyaç duyulduğunda da bebeklere bakalım diye var olan bir üniteyi, aa burada böyle bir yer var, bizim burayı çalıştırmamız lazım. Yani yoğun bakıma ihtiyaç yoksa bile veya işte bu çocukların küveze girmesine ihtiyaç yoksa bile burası, bu makineler ve cihazlar varsa çalışsın, para bassın diye kullandığınız yerde sağlıktan söz edemezsiniz. O yüzden bu sistemde belki de bazı şeylerin artık gözden geçirilmesi gerekiyor diyebiliriz. Evet, sağlık reformları çok önemliydi. Çok ciddi bir ilerleme kaydetti Türkiye ama belli ki bazı ahlaksızlıklar, bazı noktaları keşfedip suistimal etmeye çoktan başlamışlar. En çarpıcı örneğiydi Yeni Doğan Çetesi. Bugünkü tartışmalı başlıklardan bir diğerine geçelim. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, biliyorsunuz, kılıç çektiler, bir yemin ettiler ve ona ilişkinde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bazı bilgiler paylaşıldı. Burada mesele ne? Yani okunan metinde problem yok. Mesele metin değil. Mesele emre uyulmaması diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Aralarında teğmen ve komutanların da olduğu 10'a yakın personel disiplin kuruluna sevk edildi bu arada. Hatta şunu da söyleyebilirim. Disiplin kuruluna sevk edildiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir rütbeli teğmen olabilir, bir komutan da olabilir ki burada komutanlar da var, onu söyleyeyim. Yani o teğmenlerin görüştüğü komutanlar da var. Onların ihracına kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü ben bildiğim kadarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni takip edenler iyi bilirler, oraya sevk edilip oradan göreve dönen çok duymadım. Habere bakalım, üzerine konuşuruz. Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu tespiti paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tartışmaya açıp itibarını zedelediler ifadelerini kullandı. Ve kanunlara! Ve nizamlara. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıç çekerek yemin ettiği görüntülere ilişkin yürütülen disiplin soruşturmasına dair Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Olayın öncesi, gelişimi, tespitler ve sürecin işleyişine dair detaylar anlatıldı. Bakanlık kaynakları, tören öncesinde bazı öğrencilerin 29 Mart 2023'te yönergelerde yapılan değişiklikle kaldırılan metni okuma isteğini amirlerine ilettiklerini, kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığının defaten tebliğ edildiğini paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanına! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları metinden sadece organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğunu belirtti. Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesiyle anonsa riayet ettikleri, misafir askeri personelin de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. Bakanlık kaynakları Yüksek Disiplin Kurulu sürecine ilişkin de bilgi verdi. Aralarında teğmen ve komutanların da olduğu 10'a yakın personelin disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi. Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.
Bakanlık kaynakları, ısrarlı emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK'yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir ifadelerini kullandı. Soruşturma sürecine yönelik eleştirilere de yanıt verildi. İnceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri, okunan metnin içeriğiyle ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir. Suç, kılıç çatmak veya Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığı hiçbir şekilde tartışılmalı, tartışılamaz, tartışılmamalı. Buradaki mesele ne? Veya başında nasıl anlaşıldı? Hatta orduda işte bu süreci takip eden Genelkurmay içerisinde Savunma Bakanlığı'nda komutanlarla konuştuğumuzda da başlangıçta burada yapılan hareketin doğaçlama olduğu, bu mezun olan genç teğmenlerin içinden geldiği, o yüzden de kılıç çattıkları değerlendirmesi ve bu nedenle de bunun tolere edilebilir bir şey olduğu düşüncesi hakimdi. Ama soruşturma sırasında işte 7 kere biz bunu yapmak istiyoruz demeleri ve akabinde bazı komutanlarıyla görüşmeleri, bu işin içerisinde bazı komutanların da olması, bir yerde o kelimeyi kullanılmıyor ama yani içeride bir isyan demeyeceğim ama öyle algılanabilecek bir noktada değerlendirilmiş gibi. Ve burada Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel, yine altını çiziyorum, benim bildiğim hiç dönmedi. Yani TSK'dan ihraç edileceklerine kesin gözüyle bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Bu başka bir tartışmaya getirir mi? Tartışılıyor zaten günlerdir. Ama temelde sorun ne? Mesela biz şöyle de sorduk bunu bazı komutanlara. Dedik ki ya hiç bunlar olmasaydı, yani bunlar izin almaya çalışmasalardı ve törenden sonra gidip böyle bir yemin etselerdi, bir sorun olur muydu? Hayır. Böyle algılanmazdı. Yine tartışılabilirdi iktidar açısından veya işte birileri yazıp çizebilirdi. Ama böyle algılanmazdı. Buradaki temel mesele içeride izin verilmemesine rağmen amirlerinin bu konuyu kapatmasına rağmen işte yapılmaya çalışılması, yapılması, herkesin davet edilmesi, medyanın oraya davet edilmesi, yani bir organizasyon içerisinde yapılması Türk Silahlı Kuvvetleri'ni disiplin açısından rahatsız ettiği çok açık. Biz neyi kaçırdık burada? Şöyle bir şey oldu. Burada tabii onlarca, yüzlerce teğmenimiz var. Hepsi yemin ettiler. Ama hiçbiriyle ilgili bir disiplin süreci yok. Sadece organize eden isimlerle ilgili var. Şu ana kadar 5'ine gitti tebligat bildiğim kadarıyla. Birkaç tane de komutan var. Onlar da, o birkaç komutan da ihraç istemiyle disiplinde, Yüksek Disiplin Kurulu'ndalar. Biz o gün neyi konuşuyorduk? Büyük bir gururla, hatırlayın manşetleri. Belki de dünya tarihinde ilk defa 3 tane kadın teğmenimizin okullarını birincilikle bitirmesini konuşuyorduk. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bu ilk defa yaşanan, olağanüstü, çok önemli, çok gurur verici bir gelişmeydi. Bu komutanlarımızın fotoğraflarını büyük bir gururla medyada paylaştık. Ebru Eroğlu maalesef, diğer iki birinciyle ilgili öyle bir sorun yok ama Ebru Eroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden birisi olduğu, birincilikle bitirdiği harp okulunda. Ve dolayısıyla aslında çok iyi bir şey, güzel bir şey yakalanmışken onu bambaşka bir yerden de tartışmış olduk. Keşke olmasaydı, tartışmış olduk da bitti değil bu arada. Ha, şunu da söyleyeyim, aklınıza gelebilir. Yani ya yemin töreni bitmiş, her şey bitmiş. Buna rağmen gitmişler, isteseler kep de atabilirler veya orada şarkı da söyleyip halay da çekebilirler diye düşünebilirsiniz ama Türk Silahlı Kuvvetleri öyle bir yer değil, öyle şeyler yapamıyorsunuz. O disiplin hep askerin özel hayatına bile yansıyan bazı disiplinleri var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde subay oluyorsanız dikkat etmeniz gereken sadece TSK içinde ne yaptığınız değil, dışarıda ne yaptığınız da oldukça önemli. O yüzden bu çok şerefli ve onurlu bir görev. Sorumluluğu da hayat boyu, sosyal hayatı dahil devam eden, hatta şunu söyleyeyim ya, para için yapılacak değil, gerçekten inanarak yapılacak, inananların ve adananların yapabileceği çok şerefli bir meslek. Bunlar da kızlarımız, birinci olan kızlarımız maalesef aralarından
Ebru Eroğlu'nun durumu böyle efendim. Bu fotoğrafı biz o zaman bambaşka bir gururla sizlerle paylaşmıştık. İş şu anda böyle tartışılıyor. Bir başka tartışma noktamız Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayyum atanan Esenyurt Belediyesi. CHP MYK'sını, Merkez Yürütme Kurulu'nu ikinci kez Esenyurt'ta topladı. İlçe başkanlığı da gerçekleştirdi MYK. Gündem neydi, neler yaşandı? Bugün gün içerisinde Özgür Özel'in çok sert açıklamaları da vardı çıkışta. Elif bizi bekliyor, Elif Yavuz detaylarını aktaracak. Bu arkadaki barikatlar, polis barikatları ile ilgili de Özgür Özel'in bazı ifadeleri oldu. Elif, dinleyelim notlarını. Mehmet Akif Ersoy 30 Ekim'de CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK-KCK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP'liler tarafından Esenyurt Belediyesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir nöbet başlatıldı. Demokrasi nöbeti başlatıldı. Bugün 20. günüydü. CHP ikinci kez MYK'sını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda topladı. Özgür Özer MYK toplantısı ardından tekrar bir açıklama yaptı. Demokrasi nöbetimize devam edeceğiz dedi ve o nöbetin Ahmet Özer serbest bırakılana kadar da süreceğini söyledi. Saat 14'te MYK toplantısı Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 saat sürdü. Saat 17'de de yine Cumhuriyet Meydanı'nda Özgür Özel basın açıklaması gerçekleştirdi. O basın açıklamasıyla da nöbetin süreceğini söyledi ve bu barikatlarla alakalı olarak da sizin de belirttiğiniz üzere açıklamaları oldu. Hem burada nöbet yapılıyor hem de Esenyurt Belediye binası önünde gerçekleştiriliyor. Doğal olarak da iki yerde de geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Cumhuriyet Meydanı Esenyurt'un çarşısının olduğu bir yer. Çok sayıda esnafın bulunduğu bir yer. Esnafa zarar verdiğini ve esnafın da tepki gösterdiğini, artık bu durumun bir farklı bir noktaya, olumlu bir hale getirilmesini istediğini söyledi. Esnafın zarar gördüğünü ifade etti. Ahmet Özer'e de aynı şekilde desteklerin sürüneceğini ifade etti. CHP'li vekillerin, CHP'li belediye başkanlarının, il başkanlarının, parti meclisi üyelerinin de burada toplantılarına devam edeceğini, ancak diğer bir nöbete nazaran iki günde bir burada nöbetler sürdürülecek, devam edecek. Bir vurgusu olmuştu MYK toplantısı sonrasında. Parti tarihimizden ilk defa üçüncü kez MYK toplantımızı Ankara dışında bir yerde gerçekleştiriyoruz. İlki Soma'da gerçekleşmişti. Diğer ikisi, yani üçüncüsü, ikincisi ve üçüncüsü Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından 30 Ekim'den sonra yapılan MYK toplantısı olağanüstü bir toplantıydı. Ve bugün gerçekleşen MYK toplantısının olduğunu ifade etti. Onun altını çizdi. 43 mahallesi olan Esenyurt'ta nöbetimizi sürdüreceğiz dedi. Özellikle de Ahmet Özer serbest bırakılana kadar bu nöbetimiz devam edecek dedi Mehmet Akif Ersoy. Elif, teşekkür ediyoruz. Bir nokta daha var, onu da ben paylaşmak isterim. Dedi ki %51 ile Esenyurt'ta, yani iki kişiden biri Ahmet Özer'e oy verdi. Şimdi çok daha fazla insan bu meseleye tepki veriyor. Ben mesela anket şirketleri, bilmiyorum yapıyorlar mı, Esenyurt'ta bu kayyum kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi oylarını artırmış mı? Aynı noktada mı? Nasıl bir durum var? Açıkçası merak ediyorum. Neden bunu söylüyorum? Mardin'de Ahmet Türk'le ilgili burada ana haberde paylaşmıştım. Yani Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçiliyor. Görevden alınıyor. Kayyum atanıyor. Bir sonraki seçimde tekrar aday oluyor. Daha güçlü seçiliyor. Tekrar kayyum atanıyor. Tekrar Ahmet Türk, bu sefer oylarını daha da artırarak seçiliyor. Böyle bir tepkisellik de mi var? Onu da anlamak açısından Esenyurt'taki durum ne? Merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çağrısı oldu. FETÖ ile ilgili AK Parti'ye yapılan sunumun kendilerine de yapılmasını istemişti CHP. O sunum bu hafta gerçekleştirilecek. Sayın MİT Başkanı'na bir yazı yazmıştım. AK Parti grubuna, AK Parti genel merkezinde gidip bir sunum yapmıştı. Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Eğer AK Parti'nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa onu söyleyin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu çağrıyı yapmıştı. Bu hafta içinde MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP Genel Merkezi'ne gidecek. FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir sunum yapacak. Geçtiğimiz haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın FETÖ ile mücadeleye ilişkin AK Parti'ye bir sunum gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 29 Ekim'de Anıtkabir'deki törende Kalın'dan aynı sunumun CHP'ye yapılmasını da istedi. İstihbaratla ilgili bir bilgi ülkenin en çok oy alan ikinci partisiyle paylaşılıyorsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz? Kalın da o sunum teklifine olumlu yanıt verdi. MİT Başkanı bu hafta içinde sunum gerçekleştirecek.
Tarih henüz netleşmedi. Ancak çarşamba ya da perşembe günü olması bekleniyor. Sunumun yapılacağı adres ise CHP Genel Merkezi olacak. Sunum sadece özele değil, Merkez Yönetim Kurulu ya da belirlenecek heyete yapılacak. Kalın'ın yapacağı sunumun ana çerçevesi FETÖ ile mücadele olacak. Özellikle FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü ve bu ölüm sonrası liderlik kavgası, örgüt içi yapılanmaya ilişkin bilgiler vermesi bekleniyor. Terörle mücadeleye ilişkin CHP liderinden gelen sorulara da yanıt vereceği kaydediliyor. Efendim, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya gitti. Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi var. Resmi karşılama törenine katıldı. Akabinde de sosyal kapsayıcılıkla, açlık ve yoksullukla mücadele oturumuna katıldı. Bir konuşma yaptı. Zirvenin düzenlendiği Modern Sanat Müzesi'ne eşi Emin Erdoğan'la gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından karşılandı. Lula da Silva ve Erdoğan tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. Daha sonra sosyal kapsayıcılık, açlık ve yoksullukla mücadele oturumuna iştirak etti. Cumhurbaşkanı oturumda bir konuşma yaptı. Zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yan yana oturan Erdoğan, Lavrov'la bir süre sohbet de etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında kuracağı temaslarda İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve yaşanan insani drama dikkat çekmesi bekleniyor. Bu İsrail'le bütün dünyanın başı belada. Maalesef durduramıyoruz. Herkes gücünün yettiğince bir şeyler yapma gayretinde. Güzel bir şey oldu. Şimdi paylaşıyoruz sıklıkla pek çok haber. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. Bu arada Azerbaycan bizim kardeş ülke ve aynı soydaşımız. Çok yakın ilişkilerimiz var. Karabağ Zaferi'nde omuz omuza mücadele ettik. İsrail ve Azerbaycan'ın da çok yakın ilişkileri var. Yani İslam dünyası İsrail ile arasına ciddi bir mesafe koymuşken, hele hele Türkiye neredeyse tüm ilişkileri kesme noktasına gelmişken, diplomatik, askeri, ekonomik ilişkilerini kesmişken, hatta öyle ifade edeyim, tam tersine Azerbaycan'ın oldukça İsrail ile uzunca bir zamandır yakın bir diyaloğu var. Burada mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamaliyev ile yaptığı görüşmelerde bazı notları paylaşıyordur, ama Azerbaycan'ın İsrail ilişkileri artık çok girift ve içinden çıkılabilir bir halde mi emin değilim. Nitekim Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı Bakü'ye gidecekti. Resmi bir ziyaret gerçekleştirecekti. Fakat İsrail'in şöyle bir durum var. Çevredeki tüm komşularına zarar verdiği için sürekli, neredeyse hepsini bombaladığı için, Suriye hava sahası kapalı, Lübnan kapalı, Irak kapalı. Türkiye üzerinden Bakü'ye gitmesi lazım. Yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın Bakü'ye ulaşması için önümüzde bir harita var. Açık şöyle bir bakın. Bizden izin istediler hava sahamızı kullanmak için. Çıkacaklar Tel Aviv'den, şöyle Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin altından doğru geçip Antalya'dan hava sahamıza girip Kayseri'den, Iğdır'dan Bakü'ye gideceklerdi. Türkiye bunu kabul etmedi. Hava sahasını İsrail Cumhurbaşkanı'na kapattı. Hatta Azerbaycanlı yetkililer devreye girdiler ve kendilerinin misafiri olduğunu Herzog'un ve bu konuda yardımcı olunmasını talep ettiler ki Azerbaycan bizden bir şey istese, şu anda başka bir şey isterse mutlaka onu gerçekleştirmek için çaba sarf ederiz. O kadar da yakın ilişkilerimiz var Azerbaycan'la. Ama öyle olmadı. Herzog konusunda Türkiye çok net bir tavır koydu. Dedi ki bizim hava sahamızı bu katil devletin Cumhurbaşkanı kullanamaz. Dolayısıyla Herzog ülkesinde kalmış oldu. Bu arada İsrail'de de bu işte zaten güvenlik sorunları vardı, gitmeyecekti falan gibi de anlatıldı. Onu da söyleyeyim. Çevre ülkeleri desek, yani İsrail Cumhurbaşkanı ya da İsrail Başbakanı Bakü'ye gitmek istese bu saatten sonra, ki diyorum ya yakın ilişkileri var. Efendim bir hayli yol dolanması lazım. Yani yukarıdan gitse Rusya-Ukrayna hava sahasında da biliyorsunuz bazı sıkıntılı bölgeler var. Ta Rusya etrafımızdan gezip dolanıp öyle inmesi gerekecek. Böyle bir durumda şu anda. Dünya basını Biden'ın Ukrayna demişken, Ukrayna'nın Rusya'da Amerikan silahları kullanmasına izin verdiğini yazdı. Sabahtan beri bunu tartışıyoruz. Çok önemli bir gelişme. Rusya-Ukrayna savaşında Trump geldikten sonra işler düzelir, savaşlar biter falan gibi şeyleri konuşurken Trump öyle çılgın bir kabine yaptı ki, aynısını Netanyahu yapmıştı İsrail'de bu olaylardan 7 Ekim'den önce. Yani kabinesi korkunçtu. Daha önce terörden yargılanan isimleri bakan yapmıştı Netanyahu. Trump'ın kabinesi de çok korkunç. Yani Trump çılgın bir adam. En aklı başında Trump şu anda. Yani beraber çalışacakları isimlere baktığınız zaman
acayip bir döneme gidiyoruz. Armagedon'a falan inanıyor adamlar. Yani bizim böyle komplo teorileri dediğimiz, olur mu öyle şey ya, biraz aklınızı başınıza aldın, bilim var bilmem ne falan. Hiç öyle bir yerde değiliz efendim. Dünyayı bu çılgınlar yönetecek gibi de görünüyor. Şimdi Biden da giderek acayip bir hareket çekti. Dedi ki bizim verdiğimiz Amerikan silahlarını, özellikle kıtalar arası uzun menzilli füzeleri kullanabilir Ukrayna, Rusya'ya karşı, Rusya'nın kentlerini vurmak için. Yani kendi ülkesi içerisinde de değil, Rusya'ya vurmak için kullanabilir. Beyaz Saray'a soruldu, oradan bir açıklama gelmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski enteresan bir şey söyledi. Bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur dedi. Yani biz bunu yaparız, görürsünüz, konuşmaya gerek yok. Eylemler önemli dedi. Ha bu arada şurada bir gerçek, yani ne Zelenski orada tek başına oturuyor, ne Zelenski bu saatten sonra bu savaşı sürdürme kararı verebilir, ne bitirme kararı verebilir, ne Zelenski'nin orada bir hükmü kalmıştır Ukrayna'da artık. Amerika ne derse o olur noktasında Ukrayna. Kremlin, Amerika yangına körükle gidiyor açıklaması yaptı, daha fazlasını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın Rusya topraklarını Washington'ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına izin verdiği iddia edildi. Ukrayna, Atakams adıyla bilinen füzelerle Kiev'in kendi sınırları dışındaki hedefleri vurabilmeyi istiyordu. Ancak Rusya bunun NATO'nun Ukrayna Savaşı'na doğrudan katılma anlamına geleceğini savunuyordu. Reuters haber ajansı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Kuzey Kore askerlerinin cephede konuşlandırmasıyla Ukrayna politikasında değişikliğe gittiğini yazdı. Rus topraklarının uzun menzilli Amerikan füzeleriyle vurulmasına onay çıktığı belirtildi. Beyaz Saray ya da Pentagon'dan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz dedi. Bugün medyada ilgili eylemler için izin aldığımıza dair çok fazla şey var. Ancak saldırılar sözlü yapılmıyor. Bu tür şeyler duyurulmuyor. Füzeler kendi adına konuşacak. İddialara ilişkin Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov kararı gerilimi tırmandıracak bir hamle olarak niteleyerek Batı silahları Rusya'nın derinlerine ateşlenirse hedef alan Ukrayna değil, izin veren ülkeler olacak ifadelerini kullandı. Biden yönetiminin yangına körükle gittiğini, Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmaya çalıştığını söyledi. Rusya Federasyon Konseyi yetkilileri Kiev'e Rusya'nın içlerini vurma izni verilmesinin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söylerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Trump'ın danışmanları da Biden yönetiminin iktidardan ayrılmadan önce savaşı tırmandırdığını savunarak kararı eleştirdi. Rusya hafta sonunda Ukrayna'ya son aylardaki en büyük saldırılarından birini düzenlemişti. Zelenski saldırılarda 120 füze ve 90 SİHA kullanıldığını duyurdu. Saldırının ağırlıklı olarak Ukrayna'nın enerji sistemlerine yapıldığı belirtiliyor. Efendim, memlekete dönelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güzel bir haber paylaştı. Seçim de yok önümüzde. Hani seçim zamanı hep petrol bulunur falan dendi ya, denir ya. O yüzden biz de öyle şeyler belki söylemişizdir. O yüzden bunu özellikle söyledim. Gabar'da günlük petrol üretiminin 57 bin varilin üzerine çıktığını söyledi. Şırnak, Hakkari ve Van'daki sondaj çalışmalarını da paylaştı. Bölgede 66 milyon varillik yeni rezervin keşfedildiğini ifade etti. Yani her zaman seçim döneminde petrol bulunuyor gibi bir durum yok. 2025'te Türkiye'nin Nijer'de, bu arada Türkiye Nijer'de çok önemli işler yapıyor, onu da söyleyelim. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda. Yani Fransa çıktıktan sonra biz orada çok güçlü bir pozisyonda Nijer'e girdik. Nijer yönetimi de burada anladığım kadarıyla oldukça yapıcı. Türkiye Nijer'de altın üretecek. Bunun bilgisini de paylaştı Bakan Bayraktar. Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar'da keşfini yaptığımız petrol, sadece rezerv miktarıyla değil, aynı zamanda kalite açısından ülkemiz ekonomisi için fevkalade büyük öneme sahiptir. Günlük 23 bin varil üretimi bugün itibariyle 2,5 katına çıkartarak günlük 57 bin varilin üzerine çıktık. Gabar'daki günlük petrol üretim miktarını paylaştı. 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini açıkladı. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 100'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sundu.
2026 yılında Türkiye'nin konutlardaki doğalgaz ihtiyacının yarısını kendisinin karşılayacağını söyledi. Sakarya gaz sahasındaki bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. 2026 yılında üretime alacağımız bu platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız. Dar gelirli hanelere yapılan elektrik ve doğalgaz yardımı rakamlarını da paylaştı. Dar gelirli hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı kapsamında hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilowatt saate kadar destekleme yapıyoruz. Yine bu kapsamda 2024 yılı başından itibaren 4.1 milyon haneye 8.1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye 1.4 milyar lira tutarında doğalgaz tüketim desteği verilmiştir. Bayraktar, 2025 yılında Türkiye'nin Nijer'de altın üretimine geçtiğini de kaydetti. Ham madde arz güvenliğimiz kapsamında Asya'dan Afrika'ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Nijer'de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında ilk üretime başlamayı planlıyoruz. Efendim süremiz dar, o yüzden hızlı bir haber turu yapalım. Siyasetle ilgili Türkiye'de bugün öne çıkan başlıklardan birisi Demokrat Parti'den iki milletvekilinin istifa etmesiydi. Cemal Enginyurt'la birlikte Salih Uzun Parti'den İzmir Milletvekili istifa ettiler. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 aya kadar hapis istenen bir dava var. Cumhuriyet Halk Partisi o davaya katılma kararı aldı. Bunu da paylaşalım. Mansur Yavaş da bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da katılacak. Hatta sosyal medyadan destek mesajı da yayınladı. Bugün Esenyurt'ta, onu da söylemeyi unuttuk. Aynı zamanda hani böyle bir taraftan MK toplantısı varken DEM Parti'nin iki ilçe eş başkanı gözaltına alındı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Yine Türkiye İstatistik Kurumu yılın 3. çeyreğine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik azalmış görünüyor ama böyle TÜİK bu rakamlar istatistiklerin aralıklarıyla falan böyle yeni bir şeyler deniyor. Biz çok anlamadık. Hatta tartıştık da kendi içimize. Neyse, Temmuz-Eylül döneminde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olmuş TÜİK rakamlarına göre. Önemli bir konu var. Ehliyetler konusu, nüfus müdürlüklerinde eski ehliyetlerin yenilenmesi randevuları nedeniyle doluluk %100'e ulaşmıştı. Süre uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son tarihin 31 Temmuz 2025 olacağını, yenileme yapmayan sürücülerin ehliyeti geçersiz sayılacak ve ceza işlem uygulanacak ama %33 zam oranıyla bir süreliğine ertelenmiş oldu. Yani eski ehliyet kullananlar bir an önce ehliyetlerini yenileyebilirler o kadar büyük paralarda ödemeden. Randevularda doluluk %100'e ulaştı. Ehliyetini yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Aralık 2024'te sona erecekti. Yeni yılla birlikte ücretlerdeki artış, yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetinin geçersiz sayılacak ve cezai işlem uygulanacak olması nedeniyle binlerce kişi nüfus müdürlüklerinden randevu almak için harekete geçti. Randevu sistemi kilitlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifadelerini kullandı. Yerlikaya 5.413.148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğunu ifade etti. Nüfus müdürlükleriyle sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim uyarısı yaptı. Efendim eskiden piyasada 200 lira bulmak kolay değildi. 200 lira bayağı büyük bir paraydı. Gördüğünüz zaman gözleriniz parlardı. 2010 yılında piyasada sadece %16 seviyesinde bulunuyormuş 200 liralar. Bugün her 10 banknottan kaçı 200 lira biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. 10 banknottan 8'i 200 lira. Elimizdeki paraların değeri artmadı, sıfırlar arttı. Yeniden bir tanesini kazandık o sıfırların. Bankamatiklerden artık para çekmek konusunda bankalarda çalışanlar da mağdur, vatandaşlar da mağdur. Niye? Çünkü
200 liraları yüklüyorsunuz bankamatiklere. Günde 5 kere, 3 kere bankamatiğe para doldurmak zorunda kalıyorlar. Bu şey tartışması, hani 500 lira basılacak mı, 1000 lira basılacak mı tartışması devam ediyor. Bilmiyoruz ama herkesin cebinde artık topluca 200 lira olmak durumunda kalıyor. Çünkü onun da pek değeri kalmadı. Şöyle paylaşalım. Ocak 2010'da %16'ymış 200 lira sayısı. 2024 Ekim'de %80.4'e yükselmiş. İnanılmaz bir rakam. Yani cebimizdeki paranın %80'i 200 lira. 100 liralar Ocak'ta, bu aslında çok şey söyleyen bir tablo, o yüzden paylaştık. %41.62'ymiş. Yani ortanın nasıl olduğunu, ekonominin nasıl istikrarlı ve düzgün gittiğini gösteren de rakamlar. 2024 Ekim'de 100 liralar %15'e düşmüş. Yani şu ikisi zaten düştü mü geçmiş olsun. 50 lira %2'ye düşmüş efendim. Cebimizdeki 50 liralar %28.50'ymiş. 2024 Ekim'de Ocak 2010'dan 14 yıl sonra %2'ye düşmüş. Yani cebinizde çok az 50 lira tutuyorsunuz. 20 lirayı saymıyorum bile. %9.27'den %0.75'e düşmüş. %1'i bile yok. 5 liralar zaten artık demir diyebilirim. Bu da ekonomiye dair çok şey söylüyor. Bugün tartışılan bir konu daha vardı. O da önemli. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hamas yönetiminin Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Edinilen bilgiye göre Hamas siyasi büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettikleri belirlendi. Ancak Hamas siyasi bürosunun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Katar'dan ayrılan Hamas yönetiminin Türkiye'ye taşındığına dair iddialar söz konusuydu. Bunu da paylaşmış olalım. Trump geliyor, ortalık karışıyor iyice. Efendim, önemli bir konu. Çin'de küçük bir robot ikna ettiği 12 robotu mesaiden kaçırdı. Bize çok şey anlatan kısa, belki komik tatlı gelecek bir haber ama geleceğimize dair endişe yaratır. Kurgu sanılıyordu olay, aslı bambaşka çıktı. Buyurun izleyin. Görüntüler bir film sahnesinden değil, Çin'de bir robotik şirketinin showroom'undan. Küçük bir robotun diğer robotlarla diyalog kurduğu, ardından 12 robotu iş bırakmaya ikna ettiği olay Ağustos ayında Şangay'da yaşandı. Ancak geçen hafta Çin merkezli sosyal medya platformu Douyin'de paylaşılmasının ardından viral oldu. Görüntüler ilk başta eğlenceli bir kurgu olarak yorumlandı. Ancak showroom'un sahibi şirket olayın gerçek olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre yapay zeka destekli küçük robota diğer robotları ikna etme görevi verilmişti. Ve küçük robot bunu başardı. Yani olay kurgu olsa da sahte değildi. Olayın gerçek olduğunun açıklanması sosyal medyada endişeye yol açtı. Bazı kullanıcılar yapay zekanın bu seviyede yeteneklere sahip olmasının ürkütücü olduğunu savundu. Kimi de gülecek bir şey olmadığını, bunun ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Ya bir süre sonra işimizi yapsınlar diye imza aldığımız robotların başka şeylere ikna olup başka şeyler yapmaları kaçınılmaz olabilir. Biraz ChatGPT ile sohbet ederseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zorlayın biraz böyle. Enteresan yanıtlar verecektir. Reklam arası. Efendim, süremizin sonuna geldik. Ana haberi noktalayacağız. Gösterilmek istenen değil, yaşananları aktarmaya gayret ettik. Bizden hemen sonra Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değildir Habertürk ekranlarında olacak. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.